Birleşmiş Teknoloji tarafından hazırlanan YouTube 0 eğitim setinin 12. bölümüne hoş geldin. 11. bölümde YouTube'a reklam vermeye gösterdim AdWords ile. Bu bölümde ise AdWords'ten bedava 100 liralık kredi almayı göstereceğim. Bunun için açıklama kısmında bir link vereceğim. Şu link. Şöyle şuraya yapıştır deyip enter yapacaksınız, tıklayacaksınız ve sizi buraya yönlendirecek. Bu linki eğer çalışmaz bulursanız, çünkü bu değişebilir, ben elimden geldiğince güncel tutmaya çalışacağım, güncelleyeceğim yani. Güncel olmadığında yorum atarak güncel link isteyebilirsiniz benden. Ama diyelim benim linkimden gidemediniz, şöyle bir şey yazabilirsiniz Google'a: AdWords bedava kredi. Hatta 100 yazarsanız şöyle 100 lira kredi diye. Şöyle forumlarda sürekli linkler paylaşılıyor olacaktır. Kod paylaşmış burada. Linkler olabilir. Bu şekilde kurcalayarak bulabilirsiniz. Ben işin olayını anlatayım. Şuradan alacak olursanız benim verdiğim linkten, buraya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. hatekno55@gmail.com yazdım ben şu an. Ben robot değilimi işaretliyorum ve kupon talep ediyorum. Bir dakika içinde e-posta olarak yollanacak diyor. Nedir bu kupon? Nasıl kullanılıyor? Bu kuponu kullanmak için öncelikle 25 lira bakiye yüklememiz gerekiyor sisteme, AdWords'e. 25 lira yüklüyoruz ve 25 lirayı kullanacağımız bir reklam veriyoruz. Yani herhangi bir, sadece bir reklam vermek zorunda değiliz. O bakiyeyi bitirene kadar reklamlar veriyoruz ve 25 lira bakiyeyi tükettiğimizde 100 lira kredi alıyoruz. Bunun için tabi kuponu daha önceden tanımlamamız gerekiyor. O kısmı göstereceğim zaten. Yani 25 lira harcıyoruz ve 100 TL kazanıyoruz. Yani 25 lira yükleyerek 125 lira harcama hakkına sahip oluyoruz. Hemen Gmail'e giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi mail gelmiş. Hemen buna tıklıyorum. 25 TL harcayın, 100 lira reklam kredisi kazanın. Kodunuz bu diyor. Kuponu sistemde aktif etmeden önce dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, bu kuponu kullanabilmeniz için hesabınızın yeni olması gerekiyor. Ama nasıl yeni? Yani eski bir hesap olabilir de şöyle anlatayım size. Mesela diyelim siz 2 ay önce reklam verdiniz o hesaptan, bu kodu kullanamazsınız. 13 gün önce reklam verdiyseniz kullanabilirsiniz. Bu kuponu kullanabilmeniz için İlk reklam verdiğinizden veya hesabı kullanmaya başladığınız tarihten sonra maksimum 14 gün geçmesi gerekiyor. Yani daha önce hiç reklam vermediyseniz sıkıntı yok. Hesabı yeni açtıysanız sıkıntı yok. Ama hesabı açıp reklam verdiyseniz sıkıntı olmaması için maksimum reklam verdikten sonra 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Daha fazlasıysa, geçtiyse hiçbir şekilde bu kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Böyle bir durumdaysanız yeni hesap açıp yararlanın, hiçbir sıkıntı yok. Ben daha önceden bunu yaptım, yeni hesap açarak yararlandım. Diğer bir dikkat etmemiz gereken şey, bu kupon kodunu girdikten sonra bir ay içinde 25 liralık harcama yapmamız gerekiyor. Yani bu kupon kodunu önce gireceğiz, sonra reklamlar verip 25 liralık harcayacağız. Eğer bu kuponu girmeden de yine 25 liralık, yani mesela aktif bir şekilde şu an reklam veriyorsanız, binlerce lira harcamış olsanız bile bu kuponu girdikten sonra 25 liralık daha harcama yapmanız gerekiyor. Önceki yaptığınız harcamalar sayılmıyor. Diyelim ki söylediklerime uydunuz, kuponu aktifleştirip 25 lira da harcadınız. 5 gün içerisinde size 100 liralık kredi tanımlanacaktır. Hemen şöyle kuponumu alayım, kodumu alayım şuradan. Otomatik açıldı, bakalım. Benim diğer hesaba geldi. Dur, şu kodu elimle alacağım. Şunu şuraya yazalım. Kopyaladım ve şuradan oturum aç dedim. Umarım o kupon yanmamıştır. Diğer hesapla giriş yapıldığı için şimdi de otomatik giriş yapacak. Ama ben yeni mail adresime deneyeceğim, bakalım ne olacak.
Hesaba girdik. Buradan hemen araçlar, faturalandırma ve ödemelere tıklıyoruz. Burada şöyle bir ödeme ayarları kısmı geliyor. Burada her şeyi doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Buraları dolduruyoruz. Sonra buraya gelip kartımızı ekliyoruz. Kredi kartımızı veya banka kartımızı. Büyük ihtimalle, yani büyük ihtimalle kesin, buraya eklediğiniz bir kartla, yani mesela bir kere bu kupondan faydalandınız diyelim. İkinci kez aynı kartla faydalanmaya çalıştığınızda uyarı verecektir, kabul etmeyecektir, sorun çıkacaktır. O yüzden eğer birden fazla bu krediden faydalanmak isterseniz farklı kart girmeniz gerekir. Ben de şu an farklı bir kart girerek mesela deneyeceğim. Evet, kartı tanımlayabildim. Hemen şuradan ödeme yap diyerek bakiye yükleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi ödemeniz için teşekkür ederim diyor. Bakiye güncellenecek birazdan. Hemen deminki kuponumuzu ekleyelim. Bunun için şuradan aşağı iniyoruz ve ayarları yönete tıklıyoruz. Ayarlar kısmından. Buradan da biraz aşağı iniyoruz. Şurada promosyon kodları var. Buradan promosyon kodlarını yönetiyoruz ve kodumuzu yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. Kuponu yanlış almışız. Düzelttim şu an ve uygula dedim. Evet. Kupon şu an aktif. 25 lira harca, 100 lira kredi kazan diyor ve şurada gösteriyor. Şunu doldurmamız gerekiyor. 25 liraya kadar harcama yapmamız gerekiyor. Kuponu tanımladığımıza göre hemen ödeme kısmına tekrar dönebiliriz. Demin ben bakiye yükleyemedim sanırım. Hata ne bilmiyorum. Şurada böyle bir eksi 25 TL çıktı ve bankamdan da herhangi bir para kesilmedi. Bunu tekrar kontrol edeceğim şu an. Evet, pardon arkadaşlar, şu an çözdüm olayı. Ben ödeme ayarı ile ilgili bir şey göstermeyi unuttum sizlere. Bunun için bakiye eklemeden önce şurada ayarları yönete tıklayın. Ve şuradan ödeme yönteminizin yanında şundan düzenleme butonu olacak. Buna tıklayıp otomatik ödemeler kısmını manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Manuel olarak ayarlarsanız hesabı ön ödemeli olarak kullanırsınız. Yani bakiye yükleyip sonra harcarsınız. Ama ben manuel olarak ayarlamadığım için benimki faturalı gibi düşünebilirsiniz. Faturalı olarak çalışmaya başladı. Yani önce harca, sonra öde şeklinde. Yani burada 0 TL bakiye vardı. Ben harcadıkça borç birikecekti. Sonra o borcu ödeyecektim. Ve ben geldim o hesabın üstüne şuradan ödeme yap deyip para ekleyince 25 ekledim. Sonra bir 25 daha ekledim. O yüzden şurası eksi 50 oldu. Faturam yani eksi 50. Bankadan da demin para çekilmediğini söyledim. Gözümden kaçmış, çekilmiş 2 kere 25. Yani 50 lira şu an bankadan buraya aktarmış oldum ben. Şu an 50 liralık harcama yapabilirim. Eğer bunu yapmasaydım, yani 50 lira yüklemeseydim şu an, yine 50 liralık harcama yapabilecektim. Bu 50 liralık harcamayı daha sonra ödemem gerekecekti. Sistem bu şekilde çalışıyor. Her neyse, kuponumuzu girdik. Bakiyemizi yükledik. Şimdi reklam oluşturacağım. Reklam oluşturmayı ben 11. videoda anlattım. O yüzden size göstermeyeceğim. Harcamayı yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Selam, 3 gün geçti ama yeterli harcamayı yapmadım hala. Bunun nedeni YouTube setiyle uğraşmaktan reklam vermeye uygun herhangi bir video üretemedim ve zaten hali hazırdaki videoların çoğununa daha önceden reklam verdiğim için şu an bu parayı harcayamıyorum. Bunu ilerleyen günlerde harcayacağım.
size kısaca anlatıp yani bundan sonraki süreci anlatıp kapatacağım videoyu. 25 lirayı harcıyoruz. Zaten şuradan faturalandırma ve ödemeler kısmında şu an bir gösterecek ne kadar harcadığımızı. Şöyle burada eksi 50 idi, eksi 40 oldu. Şuradan ayarları yönete tıklıyorum. En aşağıdan promosyon kodları bölümünden promosyon kodlarını yönet diyorum. Burada gördüğünüz gibi 25 lira harca 100 TL kazanda şu ana kadar 9,17 TL harcadınız diyor. Şu 25'i dolmamış hala. Bunu bir ay içinde, yani şu an 27 günüm kaldı. 27 gün içinde, ha şurada tarih yazıyor galiba, aynen. Kuponda bir ay diyordu da bu galiba 2 aylık bir süre başlatmış, evet 2 aylık. İyi, 2 ay içinde 25 liralık bir harcamaya ulaşmam gerekiyor. 25 liralık harcamaya ulaştığımda birkaç gün içinde 100 lira kredim eklenecek. Daha önceden kullandım, herhangi bir sıkıntı olmuyor, otomatik ekleniyor zaten. Bu videonun da sonuna geldik. Bundan bir önceki videoda YouTube 0 eğitim seti 11 mi oluyor? Bu 12 galiba. Evet, o da 11 olması lazım. Bundan sonra gelecek olan videoda AdWords reklamları baştan sona daha detaylı bir video halinde gelecek. Yani bunun 3. AdWords'un 3. videosu olacak. Onda neler olacak diye soracak olursanız, reklamı yayınladıktan sonra tekrar düzenlemeleri gelip böyle etiket bile bakabiliyorsunuz. Mesela hangi anahtar kelimeden kaç kişi gelmiş? Mesela belli bir anahtar kelimeyi durdurup sonradan tekrar devam ettirebiliyorsunuz. Hangi anahtar kelimeden kaç kişi geliyor? Gelenler kaç dakika videoda duruyor? Bunları bile görebiliyorsunuz. Bu işte bu detayları baştan sona anlatacağım bundan bir sonraki videoda. Abone olmayı ve diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Beğenip yorum atarak dileklerinizi ve isteklerinizi de iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.